Merhaba. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun. Bugün sizinle biber dolması ve kabak dolması ikisini bir arada paylaşacağım. Aynı malzemeyle yapacağım. 12 tane biber dolmalık biberim var. 3 tane kabağım var. Kabakları soyacağız, keseceğiz 4'e. Toplamda 12 tane olacak. 2 su bardağı pirinç, 300 gram kıyma, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, bir çay bardağı sıvı yağ, bir baş soğan, kimyon, tuz, 2 kaşık salça, domates salçası. Dolmalık biberleri şöyle elinizle bastırarak, hafif baş parmağınızın üstüyle şöyle bastırarak içinden fazla zedelemeden tohumunu alabiliriz. Şu şekilde. Ayrıca bunun dolmalık aparatlar var. Dolmalık biber temizleme aparatı. Bir de onunla göstermek istiyorum. Şu şekilde aparat böyle bir şey. Şöyle döndürüyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu aparat çok pahalı bir şey değil. İhtimal karşılaşırsınız bir yerlerde. Mümkün olduğunca edinmeye çalışın. Biberlerimiz hazırlandı. Kabağa geçmek istiyorum. Kabağı hemen soyucuyla şöyle sadece alacalı biraz yapmak istiyorum. Kesme işlemine geçiyorum. Şöyle 4'e böleceğim kabakları. Onun için önce ikiye bölüyorum. Aynı boy olmaları için. Birlikte hareket etmek istiyorum. Burayı ikiye bölüyorum. Ve tekrar ikiye bölüyorum. Kabağı nasıl oyduğumu göstermek istiyorum. Ucu sivri bir çok fazla sivri olmayan ama çok da yuvarlak olmayan bir tatlı kaşığı. Bu tatlı kaşığıyla oyacağım. Kabak çok güzel tuzu kaldırır. O yüzden biraz tuzlamak istiyorum. Kenarları sebzesi tuzsuz olmasın diye. Hafif şöyle tuzladıktan sonra parmağımla etrafına yayarak sebzesinin yani kabağın tuzsuz kalmasını engelleyerek lezzetinin artmasını sağlamak istiyorum. Kabaklarımızı oyduk. Biberlerimiz hazır. İçimizi hazırlamaya başlayacağız. Ben bu aşamada hemen size bugünün esmasını vermek istiyorum. Yağ gafur esması. Yağ gafur esmasının anlamı kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Gafur ismi şerifi kusurları örten, gizleyen manasındadır. Günde 101 defa zikredilmesinde fayda vardır. Soğanları doğramaya geçiyorum.
Bu aşamada diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yağ, salça. Salçayı az kullanmayın arkadaşlar. Rengi beyaz olan dolmalar lezzet açısından da insana pek hoş gelmiyor. 2'den fazla 3-4 kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı toplamda, yani tüm tencerede. Tavsiye ederim. Güzel sonuç alırsınız. Ben karıştırıyorum hemen bunu. Biraz tuz ve kimyonumuz da var. Karıştırıyorum. Şöyle rengine baktım biraz karıştırdıktan sonra. Salçası biraz az geldi. Bir kaşık daha salça eklemiş oldum. Bayağı bir içinin salçasını bol kullanırsanız güzel olacağını düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Bol kullanıyorum salçayı. Önce altına sapları döşüyorum. Şu şekilde. Küçük kaşık kullanırsanız eğer daha başarılı bir sonuç alırsınız. Tam üstüne kadar doldurmuyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. Biraz salçayı yine eziyoruz hemen suyla üzerine. Tuz miktarı size eğer yeterli geliyorsa böyle kalsın, ama sebzelerin ayrıca tuzlanması konusunda bir hassasiyet gösterin. Eğer tuzlamadıysanız üstüne tekrar tuzda biraz, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı tuzda eklemeniz iyi olur. Çünkü dolmalar tuz oranı az olduğunda lezzeti muhakkak bozulacaktır. Dolmada tuz oranına sarmalarda, dolmalarda dikkat etmek lazım. Bir kenardan suyunu veriyorum şöyle. Evet, çok fazla olmayacak. Bakın, şöyle su oranını göstereyim. Kesinlikle dolmaların üstüne doğru çıkmayacak. Kapağını kapatıyorum. 45 dakika, çok yüksek olmayan, yarım kısık ateşte pişecek. Dolmalarımız pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Sizin de yapıp yemenizi tavsiye ederim. Yemeğiniz ve yüreğiniz daima bereketli olsun. Hoşça kalın.